gazete manşetlerinden görmüştük. Babası bir Boğaz Köprüsü yapmıştı onu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü yapmıştı. Sonra Büyükşehir Belediyesi'nin davetiyle o Hakkari'li minimiz ve babası İstanbul'a geldi. Gecede köprüyü gördüler. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Yağmur, televizyondan gördüğü İstanbul'daki köprüyü çok merak ediyordu. Babası onu maddi imkansızlıklardan dolayı İstanbul'a götüremedi. Köprünün maketini yaptı. Yağmur o ışıl ışıl maketi görünce çok mutlu oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Yağmur'un o hayalini gerçekleştirmek için İstanbul'a davet etti. Nereye gidiyorsun Yağmur? Yağmur babasıyla birlikte İstanbul'a geldi. İlk defa uçağa bindi. İlk olarak Florya'daki İstanbul Büyükşehir Belediyesi sosyal tesislerine geldi. Kadir Topbaş Yağmur'a tablet hediye etti. Misafirimiz olarak şimdi bir teşebbüse geçeceğiz. Annesini ve diğer 3 kardeşini de beraber alabilir miyiz buraya? Hoş geldin İstanbul'a. Hoş bulduk. Nasılmış İstanbul? Çok güzel. 48 saat hiç uyumadım. 2,5 gün. Evet, Allah biliyor, hiç uyumadım. Ne yaptı onu görünce? Ne yaptın o maketi görünce Yağmur? Mutlu oldum, babama sarıldım. Ve hava karardığında, köprünün ışıkları yandığında Yağmur babasıyla Ortaköy'e geldi. Hayallerini süsleyen köprüye uzun uzun baktı. Daha dün babasının yaptığı o ışıklı maket bile onu çok mutlu etmişti. Bugün İstanbul'a geldi, köprüyü yakından gözleriyle gördü ve çok mutlu oldu. Yağmur'un hayali gerçekleşmiş oldu. Çok mutlu oldum. Nasılmış yakından? Çok güzel. Işıl ışıl. Evet. Böyle bir şeyi hayal ediyor muydun? Hayır. Bu kadar büyük. Hiç hayal etmiyordum. Bir baba olarak kendimden gurur duyuyorum. Çünkü bugün en mutlu günüm. İnşallah bütün babalar sevdikleri çocukları için aynı şeyi yapar. Yağmur babasıyla geldi İstanbul'a. Ancak annesi ve kardeşleri de davet edildi. Hep beraber bir hafta İstanbul'da kalacaklar. Yağmur doya doya köprüleri görecek. İstanbul'da gezecek.